Bir elinde balta, bir elinde cımbız. Kendime öz değerimi, öz saygımı, öz sevgimi, aslında beni bir elimde ayna, bir elimde cımbız olarak gördüğünü sandığım erkek figürüyle kendim kendimi baltalıyormuşum. Bunun farkına varabilmekten bahsediyorum şu anda. Böylelikle elimizdeki balta kendi aynamız olabiliyor. Çünkü kendimize hangi gözlem bakıyorsak, hayatımızdaki kişiden de bize öyle baktığı ve buna göre davrandığını düşünüyoruz. Hatta bu davranışları bekler hale geliyoruz. Böylelikle de kendi hayatımızı, kendimize olan saygımızı ve sevgimizi, hatta kendi yaşam amacımızı kendi kendimize baltalıyoruz. Sonunda İnsan bu yaptığının aslında kendini baltalamak olduğunu fark ettiğinde durup o baltayı sallamak yerine hem kendi düşüncelerine hem de karşısındaki insanın sergilediği davranışın altındaki saklı düşüncelere, hatta korkulara, engellere, yetersizliklere bakmalı. İşte o zaman kendini baltalamak yerine karşı tarafa objektif bakmaya başlayabiliyor. Ve karşı tarafı kendinizin dışında algılayıp olayları, sözleri, halleri üstlenmediğinizde kendi değerinizi araya koymuyorsunuz. Dolayısıyla karşınızdaki insanın değerini tartar hale geliyorsunuz. Ve bu tartmayı da doğru yaptığınız zaman hayatınız, beklentileriniz, vermeye hazır olduklarınız da belli bir dengeye oturuyor. Karşınızdaki kişi ve onunla birlikteliğiniz arasındaki uyumu da böylece yakalama şansınız oluyor. Çoğu kez söyleriz, serzenişte bulunuruz. Beni aptal yerine koydu. Beni aptal sanıyor. Benim zekamı hafife alıyor. Karşı taraf aslında bunu size yapmıyor. Kendi anlayış, idrak ve yönetim kapasitesini sergiliyor. Orada küçümsenen siz değil, sergilenen onun size bakış açısı ve kapasitesidir. İşte bunun gibi farkındalıksız yaşadığımız zamanlarda karşımızdakinin davranışını bizim kendi aynamızmış gibi aldığımız an onun bizim için biçtiğini sandığımız değerler çıkıyor ortaya. Ve bu bizi gerçeklikten o kadar uzaklaştırıyor ki, kendi hayatımızı, kendi geliştireceğimiz ilişkiyi, yaşayacağımız sevgiyi, hoşgörümüzü, hatta anlayışımızı kendi kendimize baltalamış oluyoruz. Ve yaşayabileceğimiz birçok güzelliği de silip süpürmüş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili size kitabımdan bir şiir okumak istiyorum. Takdis etmezsen varlığımı ruhunda, çirkinlik dikenli tel gibi örer yüzümü. İkliminle mucizeni yarat yüreğimde. Hala çok geç değil. İkliminde bir damla yağmurun yaşamam için tek ilaç. Bana bir tek iklim yarat sevgilim. Günsüz, aysız, yılsız, an kadar uzun, sonsuzluk kadar derin. Beni ikliminle yeniden yarat. Hala çok geç değil Simya'm. Ölümüme değil, ömrüme hizmet et.